Hamilelik süreci kadınları hem fiziksel hem de ruhsal açıdan çok etkiler. Bazı kadınlar bu süreçte her şeyin kontrolünü kaybettiği hissine bile kapılabilir. Özellikle de ilk hamilelikse yaşanılan sürprizler oldukça sinir bozucu olabilir. Hikayemizdeki kadın da hamileliği sırasında yolunda gitmeyen bir şey olduğunu fark edince çok korktu. Şanice, hamileliğinin 6. ayına yaklaşırken göbeğinin normalde olması gerekenden daha büyük olduğunu fark etti. Her şeyin yolunda olduğundan emin olmak için de bir doktora görünmek istedi. Hastaneye gittiğinde hemşire de ona bunun normal olduğunu söyledi. Ama ultrason yapılırken iki kadın da yolunda gitmeyen bir şey olduğunu anladı. Şanice doktora giderken her şeyin yolunda olmasını umuyordu. Şanice'nin tek amacı içini rahatlatmaktı. Ultrason teknisyeni kadının karnına jel sürüp ultrasonu başlattığındaysa yüz ifadesi aniden değişti. Teknisyen hemen doktoru çağırdı ve bu da Şanice'yi çok korkuttu. Şanice ardından hemşireye "Her şey yolunda mı?" diye sordu. Hemşire ise hemen cevap vermeyip doktorun gelmesini bekledi. Şanice'nin kalp atışları hızlandı ve her bir dakika sanki bir saatmiş gibi hissediyordu. Bu duruma düştüğüne inanamıyordu. Şanice'nin anne babası evlendiklerinde 16 yaşındalardı. Şanice'nin ablası Linda bile mezuniyetten hemen sonra sevgilisiyle evlenmişti. Linda'nın tek hayali çocuk sahibi olmaktı. Ancak bir türlü istediği olmadı. 2 yıllık çabadan sonra Linda nihayet hamile kalmıştı. Linda ilk 3 ay geçip de bebeği düşürme riski azalana kadar hamile olduğunu kimseye duyurmak istemiyordu. Linda çok mutluydu ama daha kutlama yapmadan kötü bir haber aldı. Linda hamileliğinin 6. ayını doldurmadan bebeği düşürmüştü. Bu Linda'yı perişan etti ve kendisini eve kapatıp bir süre kimseyle görüşmedi. Şanice ablasını neşelendirmek için elinden geleni yapsa da bir fayda etmedi. Ama tam da bu sırada Linda ve kocasının aklına mükemmel bir fikir geldi. Linda'nın kocası John, Şanice'nin onlar için taşıyıcı annelik yapmasını önerdi. Bu işe yaramazsa zaten her zaman yetimhaneden bir çocuk evlat edinebilirlerdi. Şanice de bu teklifi kabul etti. Henüz 21 yaşındaydı ama bunun doğru bir karar olduğundan emindi. Linda ve John bir aile kurmak için can atıyordu. Şanice de bu kararın doğru karar olduğundan emin oldu. Heyecanlı çifte bu duruma çok sevindi ve her gelişmeyi yakından takip ediyorlardı. Şanice hamileliğinin ilk 3 ayında kendini oldukça iyi hissediyordu ama 6. aya girerken yolunda olmayan bir şey olduğunu hissetti. Doktor odaya girdiğinde Şanice doktorun söyleyeceklerini sabırsızlıkla bekliyordu. Doktor önce önündeki kağıda baktı ve hiçbir şey demedi. Ardından kafasını kaldırdı ve Şanice'ye hayatının en büyük şokunu yaşattı. Şanice yalnızca bir çocuğa değil, 3 çocuğa birden hamileydi. Şanice duyduklarına inanamadı. Heyecanla Linda ve John'u arayıp aldığı haberi onlara iletti. Linda ve John'un ayakları yerden kesilmişti ve hemen 3 bebek için gerekli planlamaları yapmaya başladılar. Tüm hamilelik boyunca Şanice bu çifti mutlu etmenin mutluluğunu yaşadı. 300 doğum genellikle 39 hafta değil 32 hafta sürer. Bu da bebeklerin erken doğacak olması ve ilk birkaç hafta yoğun bakımda kalmaları gerektiği anlamına geliyor. Şanice 2, 1,5 ve 1,6 kilo ağırlığında 3 sağlıklı çocuk dünyaya getirdi. 2 haftalık yoğun bakım sürecinden sonra da bebekler Linda ve John çiftiyle birlikte eve gittiler. Linda ve John çocuklarına Daisy, Harrison ve Willow adlarını koydu. Şanice hamilelik sürecini şöyle anlatıyor. Henüz daha 21 yaşında olduğum için bebek taşımak büyük bir sorumluluktu. Ama aynı zamanda hayatımın en güzel deneyimlerinden birisiydi. Tüm hamilelik boyunca hiçbir şeyi aşermedim ya da sabah bulantısı yaşamadım. Ablamın desteğiyle göz açıp kapayana kadar bitti hamileliğim. Mükemmel bir deneyimdi ve bunu herkese tavsiye ederim. Şanice bebekleri her gün ziyaret ediyor. Şanice ayrıca insanlara taşıyıcı anne olmakla ilgili bilgiler veriyor ve onlara sürecin nasıl işlediğini anlatıyor. Sanırım pek çok kadın taşıyıcı anne olmak için kendi yumurtalarını kullanmaları gerektiğini düşünüyor. Ama gerçek öyle değil. Bana Los Angeles'ta Linda ve John'un bebeklerinin embriyosu verilmişti. Yani bebekler biyolojik olarak onların. Ben yalnızca taşıyıcıydım.